Evet, selamünaleyküm hocalarım. Tanıtım dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şu an 47 kişi var. Sesim geliyor mu hocalarım? Mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Tamam. Evet kıymetli dostlar, bugün çıkabilecek bazı sorulara ve konulara değinmiş olacağız inşallah. ÖABT alanında özellikle dinler tarihinde genelde karşımıza çıkan konular Hristiyan sakramentleri ve Yahudi bayramları. Bunlar diğer konulara nazaran daha fazla karşımıza çıkan konulardır. Hocalarım dinler tarihinde şimdi ben bu derste size bütün soruları falan çözemeyeceğim. Ama nerelerden soru gelebilir? En azından onlardan birkaç tüyo vermiş olalım. Kıymetli dostlar, dinler tarihinde %100 bilmeniz gereken Kevser suresi gibi böyle ezberlemeniz gereken konular 1- Yahudi bayramları, 2- Hristiyan sakramentleridir. Bunlar çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Diğer çıkabilecek soru değeri yüksek olan konular neler? Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitapları hakkındaki konular. Yani Yahudilerin işte Tana ne demektir? Tora, Tevrat ne demektir? Bunların içerisinde kaç tane bölüm vardır vesaire. Bunları hocaların mutlaka bilmeniz lazım. Yani bugüne kadar mesela sadece Yahudi ve Hristiyan kitaplarından yaklaşık 10 tane falan soru gelmiş oldu. İşte kanonik İncil ne demek? Sinoptik İncil ne demek? Yuhanna'nın özelliği nedir? Matta'nın özelliği nedir? Bunun gibi bir takım yerlere iyi bakmanız lazım. Yahudi mezhepleri mesela çıkmıyor. Hristiyan mezheplerinden de Protestanlık genelde karşımıza çıkmış oluyor. Protestanlığın en zor dinler tarihi sorusu bu zamana kadar bence şu oldu. Protestanlığın bazı kolları var. Yaklaşık 20-30 tane falan kolu var. Hangisi bunlardan birisi değildir diye DBT'de bir tane soru gelmişti. Ben DBT ve ÖABT sorularını incelediğim zaman şöyle bir bakıyorum. ÖABT'de genelde kaba taslak, daha kolay sorular gelebiliyorken DBT alanında daha çok yorum ve detay soru gelebiliyor. DBT'de bir tane iki tane geliyorken ÖABT'de üç tane ihale oturumunda da hocalarım iki tane soru gelmiş oluyor. Yani beş tane soru çıkmış oluyor. Şimdi Hristiyanlık ve Yahudilik en önemli konular. Lakin bunların içerisinde az önce söylediğim konular dışında bir de az önemli olan yerleri bildirmiş olayım. Mesela Hristiyan konsilleri. Hocalarım bunlar çok da mühim değil. İlk dört konsil, bir de ikinci Vatikan konsili önemli. Diğer konsillerin özelliğini bilmeseniz de bir problem yok. Mesela birinci konsil İznik konsili. Baba oğul aynı cevherden yani Tanrı kabul edilmiş oluyor. İstanbul konsilinde de tesis inancı oturmuş oluyor. Artık kutsal ruh da devreye giriyor. Bunları iyi bilmek lazım. Bir de Hristiyanlıkta hocalarım bazı kiliseler öne çıkıyor. Mesela monofizit kiliseler nelerdir? Yani İsa'da tek tabiat vardır diyenler. Dört tane kilise var. Bunlardan Süryani Kilisesi iki tane kola ayrılmış. Mesela Yakubi Kilisesi, Nestorik Kilisesi bu gibi kollara ayrılmış. Bunlardan da hocalarım yani bu kiliseden Süryani Kilisesi'nden bugüne kadar iki tane falan soru geldi. Şimdi dinler tarihinin soru dağılımına baktığımız zaman fıkıh gibi değil. Fıkıhtan çok soru geliyor, dinler tarihinden az geliyor. Buna rağmen bir konudan bir iki tane soru geliyorsa o konuyu iyi bilmemiz lazım demektir. Yakubi ve Nesturi kolu Seda Hocam. Çıkmış sorularda da var zaten bu. Yani çıkmış sorulara bakarak dostlar hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Onun dışında diğer dinlerden nasıl soru geliyor? Hocalarım Hint dinlerinden soru gelme ihtimali ikinci planda. Yani Yahudi ve Hristiyanlıktan sonra Hint dinlerinden de soru geliyor. Genelde ortak durumları istenebiliyor, farkları istenebiliyor veya kutsal kitaplarını falan veriyor. Bu konuda da en çok öne çıkan Siizm oldu. Kurucusu kutsal kitaba verildi. Kolay bir şekilde bulmuş olduk. Uzak Doğu dinlerinden pek soru gelmiyor. En düşük gelen konu onlar. İşte Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm vesaire. Bunlar hocaların biraz daha soru değeri düşük olan. Bunlardan
Nasıl çalışacağız? Kurucusunu bilin, kutsal kitabını bilin. Mesela Konfüçyanizm'de 5 temel ilişki var. Bunlar gelebilir. Bu gibi yerlere bakın yeterlidir. İrani dinler, hocalarım, Hint dinlerinden sonra 3. derecede soru değeri taşıyan yerler. Bunlar da aynı şekilde kurucusunu, kutsal kitabını bildikten sonra rahat yapabileceğiniz olan yerler ve konular. Şu tüyoyu vermiş olalım. İrani dinlerin her birisi, 3 tane var zaten dinler tarihinde. Mecusilik yani Zerdüştlük, Maniheizm, bir de Sabiilik. Bu 3 tane dinle hocalarım dualist tanrı inancında. Yani iki tanrı inancı var. İrani dinlerin her birisi iki tanrı inancı taşımış oluyor. Bunu bilelim. Bu gibi tüyolarla hocalarım Allah'ın izniyle rahat bir şekilde yapmış olacağız inşallah. Dinler tarihinden sadece soru çözmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim bilgisinden de onun dışında inanç esasları yani kelam dersinden de bir iki soru çözeceğiz. Seçmiş olduğum sorular kapsayıcı sorular. Bunların şıklarını değerlendireceğiz. Ne anlama geliyor vesaire. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Sınavınıza inşallah katkı sağlasın. Ve en iyi bildiğiniz yerden denk gelsin inşallah diyelim. Şimdi kıymetli dostlar sorumuza başlıyoruz. Yok hocam dersimiz 30-40 dakika arası bir şey sürer. Fazla da sıkmayacağım. Tüm derslerden söyleyemeyeceğim. Tüm derslerden söylemek için yaklaşık bir 3 ders yapmam lazım ki hitabet daha verimli geçmiş olsun. Yani şu anda dinler tarihi, inanç esasları, Kur'an bilgisinden yani toplamda hocaların bir 10-15 soru arasında hitap eden derslere değinmiş olacağız. Yani yarım saatte bir 10-15 soru arası yakalayabilirsek o bile bizim için kârdır. Bu dersi bilemiyorum. Tekuzen belki daha sonra sayfasını atabilir Emre Hocam. Kıymetli dostlar başlıyoruz. Bismillah. Yukarıda özellikleri verilen Yahudi bayramı aşağıdakilerden hangisidir? Yahudi bayramlarından çok soru geliyor. Bu yüzden mesela şu an bu sorumuzla beraber 5 tane bayramı öğrenmiş olacağız. Yahudi takviminde yılbaşıdır. Dostlar şimdi bir bayram hakkında bazı kitaplarda çok detaylı bilgiler yer alabiliyor. Ama bunların içerisinde bir iki tane kelime anahtar kavramdır. Oradan yola çıkarak biz bunları anlayabiliriz, öğrenebiliriz. Mesela yılbaşı diyorsa biz direkt anahtar kavramdan bayramı yakaladık. Mesela bundan sonraki maddeler aslında biraz daha detay kalmış oluyor. Bilmesek de olabilir. Devam edelim. Tanrı'nın hüküm günü olduğuna inanırlar. Adem'in yaratılması, İbrahim, İshak ve Yakup'un doğumu, Musa'nın Firavun'un karşısına çıkması gibi Yahudi tarihindeki pek çok önemli olayın bugün de meydana geldiğine inanırlar. İş yapmak bugün de yasaktır. Hocalarım, şimdi bu yılbaşı kısmı anahtar kavram. Buraya zaten bold yaptım. Yılbaşı Yahudilerin Rosh Hashana olarak adlandırılmış oluyor. Rosh Hashana. Şimdi buradaki Hashana kısmını haşlama kelimesine benzetebiliriz değil mi? Şimdi yılbaşında genelde işte hindi falan yiyorlar, eğleniyorlar vesaire. Ergenlik döneminde olan bir genci düşünelim. Yılbaşında böyle güzel güzel yemekler falan beklerken annesi sofraya haşlama getiriyor. Çocuk da bu sefer eleştiriyor, isyan ediyor. Yılbaşında haşlama mı yiyeceğiz diyor. Buradan yılbaşıyla Roş Haşana'yı bağlantı kurmuş oluyoruz. Hocalarım çocuk ağlıyor. Ufak bir kamerayı kapatıyorum. Evet dostlar, kusura bakmayın beklettiğim için. Bebek olunca haliyle birbirimizi böyle idare edelim. Yom Kippur ne demek? Bunu da hatırlayalım hocalarım. Yom Kippur bunların kefaret günü. Günahlarına 10 gün boyunca bunlar günahlarında bunlar 10 gün boyunca tövbe ediyorlar hocalarım. Kefaret günü. Şimdi bu kefaret gününde günahlarına tövbe ettiklerinden dolayı iki tane kodlama yapacağız. 10 gün boyunca süren bir tövbe var. Tövbe ediyom. Yom Kippur. İkincisi Kippur neye benziyor? Kippur kumpir. Şimdi iki tane arkadaş düşünelim. Arkadaşına bir yanlış yapmış. Kardeşim ben sana yanlış yaptım. Hatamın bedelini ödemek istiyorum. Ne yapmam lazım? O da diyor ki kefaretini ödemek istiyorsan 10 gün boyunca kumpir ısmarla. 10 gün boyunca bunlar ne yapıyordu? Tövbe ediyorlardı.
Nerede? Hangi bayramda? Yom Kippur bayramında. Kippur, kumpir. Kefaretini ödemek istiyorsan 10 gün boyunca kumpir ısmarla diyoruz. Geldik fısıh bayramına. Hocalarım, Yahudilerin fiziki kölelikten kurtulmaları anısına kutlanan bir bayram. Bunlar biliyorsunuz Firavun döneminde köleydi. Mısır'dan çıkınca artık o fiziki kölelikten kurtulmuş oldular. Ve bunu da bayram ilan ediyorlar. Fısıhın anlamı budur. Hocalarım, fısıh hangi kelimeye benziyor? Fısır. Fısır fısır konuşma. Mısır'dan çıkarken fısır fısır konuştular diye bir kodlama yapabiliriz. Şavuot, hocalarım bizim Kadir Gecesi kandilimiz var ya, onların da Kadir Gecesi gibi bir bayramı var. Adı Şavuot. Tevrat'ın onlara verilmesi anısına bunları bayram olarak kutlamış oluyorlar. Şavuot kelimesinde bakın burada avu, en sonunda da T var. Avut kelimesini çıkartabiliyoruz. Şavut, avut. Tevrat'ın sizlere verilmesi anısına haftada bir kendini avut diyoruz. Çünkü bir diğer adı haftalar bayramıdır. Geldik Sukot'a. Şimdi mi gideceğim? Sukot, hocalarım fısıhta Mısır'dan çıkmışlardı ya. Fısıhta Mısır'dan çıkmışlardı. Ama çıktıktan sonra bir müddet, yaklaşık 40 yıl kadar çölde bunlar sıkıntı yaşadılar. Çölde 40 yıl kalmaları anısına da Sukot Bayramı'nı kutlamış oluyorlar. Yani Yahudilerin yaşamış olduğu bazı problemler haliyle biz bunları unutmayalım. O zamanlarda yanlış yaptık düşüncesiyle bayram ilan ediliyor. Sukot'un anlamı bu. Çölde 40 yıl kalmaları anısına kutlanan bir bayram. Şimdi çöl kelimesiyle buradaki su kelimesi birbirini zaten hatırlatıyor. Çölde olan birisinin en çok ihtiyacı olan şey nedir? Sudur. Çölde kalma gibi bir kelime geçiyorsa soruda hocalarım, suyu direkt hatırlayacağız. Mısır'da 40 yıl çölde kalmışlar. Bunun anısına Sukot Bayramı'nı kutluyorlar. Mısır'daki çölden sonunda kurtulduk be. Şu çardağa su koy bakalım diyoruz. Niye çardak kelimesini kullandık? Çünkü bu Sukot Bayramı'nın diğer adı Çardaklar Bayramı. Şimdi bunları hızlı bir şekilde tekrar yapalım. Roş Haşana, yıl başında haşlama mı yiyeceğiz? Yom Kippur, kefaretini ödemek istiyorsan 10 gün boyunca kumpir ısmarla diyoruz. 10 gün boyunca tövbe ediyorlardı. Kefaret günüydü. Fısı, Mısır'dan çıkış anısını kullanılıyor. Şavuot, Şavut diyebiliriz. Bunlarda da Tevrat'ın verilmesi anısını kutlanmış oluyor. Sukot'ta Mısır'dan çıktılar ama 40 yılı çölde kaldılar. Bunu hatırlamak için de Sukot bayramını kutluyorlar. Çöl ve su. Direkt hatırlarız. Şimdi geldik diğer bayramlara. Hocalarım bu iki tane sorumuzda bütün bayramları işlemiş olacağız. Hani duyuru yaparken de söyledim. Kapsayıcı sorulardan çözmüş olacağız diye. Evet, eşleştirme istiyor bizden. Tevrat'ı Hatim Bayramı. Hani bizler Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, hatim yaptıktan sonra duasını yapıyoruz ya hocalarım. Sanki ona benziyor. Tevrat'ı okuyorlar, hatim yapıyorlar ve o gün ibadetle meşgul oluyorlar. Duasını yapmış oluyor, bayram ilan etmiş oluyorlar. Şimdi bu Tevrat'ı Hatim Bayramı nereden hatırlayabiliriz? Bir, bu kodlama değil, bilgi. Tevrat'ın diğer adı hocalarım Tora'dır. Tora kelimesini Yahudiler kullanıyor. Bizler Tevrat kelimesini kullanmış oluyoruz. Yani Tevrat, Tora aynı şey. İsim soy isim gibi düşünün. Tora, Tevrat, Tevrat, Tora. Buradan hatırlayabiliriz. Şimdi burada Tevrat'ı Hatim Bayramı diyorsa ilk etapta Tora'yı bulacağız. Bunu hatırlayabiliriz. Lakin bir de kodlama yapalım buna. Neydi? Hatim Bayramı'ydı. Bakın burada Simha Tora yazıyor. Ne diyebiliriz? Birleştirelim bunları. Sim Hatim Bayramı diyebiliriz. Yani Tevrat'ın Hatim Bayramı. Işıklar Bayramı olarak da isimlendirilir. Hangi bayram? Hanuka Bayramı. Hanuka. Buradaki Han kelimesini alıyoruz. Işıklar Bayramı ile birleştiriyoruz. Han'ın ışıklarını açın da bayram edelim. Böyle karanlıkta bayram mı olur kardeşim? Bir eleştiri var burada yine. Tekrar ediyorum. Han'ın ışıklarını açın da bayram edelim.
Hanuka bayramı eşittir Işıklar bayramı. Neşe ve eğlence bayramıdır. Hangi bayram? Purim bayramı. Hocalarım, Purim kelimesi neye benziyor? O'yu çıkartınca prim kelimesine benziyor. Hani bu AVM'lerde olsun, bazı cadde mağazalarında olsun, tezgahtarlar satış yaptığı zaman prim alırlar. Mesela 1000 liralık bir satış yaptıysa ondan bir 10 TL falan para kazanabiliyorlar. Şu an belki ücretler değişmiş olabilir. Tezgahtar bir satış yapmış, iyi prim kazanmış. Sanki onun cümlesiymiş gibi düşünelim. İyi prim kazandım, hadi biraz eğlenelim. Prim kazandı, yani para kazandı, gidiyor o parayla eğlenmeye. Evet, tekrar ediyoruz. İyi prim kazandım, hadi biraz eğlenelim diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim dersinden bir soru geldi. Yukarıda ayete bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar, Kur'an-ı Kerim dersinde bilmemiz gereken konular. Şimdi Kur'an'da 25 tane peygamber geçiyor. 3 tane isim de peygamber mi, veli mi, ihtilaflı bir konu. Bu 3 isim kim? Lokman aleyhisselam, Zülkarneyn aleyhisselam, bir de Üzeyir aleyhisselam. Bu üçünü iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Bakın, Lokman aleyhisselamla alakalı geçmiş senelerde 2-3 tane soru geldi. Geçen sene Üzeyir aleyhisselam hakkında geldi. Hatta benim bununla alakalı bir tane videom var. Zülkarneyn aleyhisselam değil de Üzeyir aleyhisselamı önermiştim geçen sene BBST sınıfında. Dedim ki Lokman aleyhisselam çıktı. O yüzden sıra Üzeyir aleyhisselam'da, iyi bileceğiz dedim. Ve bir hafta sonra sınav oldu. Karşımıza çıktı soru. Şimdi Üzeyir aleyhisselam da geçen sene çıktığı için bu sorumuz gelebilecek olan diğer isim. Kim? Zülkarneyn aleyhisselam. Şimdi sorumuzdaki paragrafı okuyacağız. Anahtar kavramları birleştireceğiz. Yani Zülkarneyn aleyhisselam deyince aklımıza gelecek olan bazı şeyler var. Demir, Yecüc, Mecüc, bunları çizeceğiz. Bir okuyalım ayeti. Dediler, şimdi cevabını söyledim. Okuyalım ayetten nasıl soru çözmemiz, nasıl yakalayabiliriz anahtar kavramları, bunlara bakacağız. Dediler ki ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadır. Dostlar, قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَجُوْجَ وَمَجُوْجَ diye geçiyor mesela ayette. Yecüc ve Mecüc. Şimdi Zülkarneyn diye bir tane başlık atın. Altına ilk yazmamız gereken Yecüc ve Mecüc. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel, bir para ödesek kabul eder misin? Dostlar, Zülkarneyn aleyhisselam set yapmıştır. Yecüc ve Mecüc'ün hemen altına set diye yazabiliriz. Şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Set, engel, aynı şeyler. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Dostlar, iki tane kavram. Zülkarneyn mesela, altına Yecüc ve Mecüc, bir de set kelimesini yazdık mı bu bilgiyi hatırlayacağız. Zaten şu an dinlediniz. Önemli olan pratik notlar yazmaktır. Ayetin tamamını yazarak çok da zaman kaybetmeyin. Yani ne demek istediğini siz artık anladınız. Şimdi burada Zülkarneyn aleyhisselam olduğunu hatırladık. Bir de bunun kodlamasını vermiş olalım. Şimdi dostlar, Zülkarneyn. Oradaki kar kısmını alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Çin Seddi var. Kar yağmış. İnternette bunu bulmak kolay olmadı arkadaşlar. Hemen kodlamamızı veriyoruz. Kar gelmesin diye Zülkarneyn set çekti. Neydi bu görüntü? Çin Seddi'ydi. Oradaki setten kar, Zülkarneyn hatırlayacağız inşallah. Şimdi gelelim Lokman aleyhisselama. Lokman aleyhisselam dostlar, Kur'an-ı Kerim'de evladına öğüt vermesiyle tanınan, peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan bir isim. Aynı zamanda Lokman suresi de geçiyor. Yavrucuğum diye başlıyor öğüdüne. Allah'a şirk koşma, namazını kıl, iyilik de yapsan, kötülük de yapsan, ufacık bir hardal tanesi kadar da olsa bunların hesabını vereceksin. Yeryüzünde tevazu ile yürü gibi bir takım öğütleri var. Yavrucuğum, Allah'a şirk koşma cümlesi bizim için yeterli.
Bu öğüdü veren kişi kimdir diye bir soru daha önce geldi. Lokman Aleyhisselam. Gelelim Üzeyir Aleyhisselam'a. Geçen sene nasıl soru geldi? Dostlar, İslam'da adı Üzeyir Aleyhisselam. Ama Yahudilerce Ezra olarak biliniyor. Ezra, Yahudilerde Tevrat'ın hafızı, Yahudiliğin sistemleşmesini sağlayan isimlerden bir tanesi. Hatta onu peygamber görmüyorlar, peygamber kabul etmiyor Yahudilerde ama diyorlar ki o peygamberden de üstündür. Musa peygambere peygamberlik verilmeseydi muhtemelen çok büyük bir ihtimal Ezra'ya peygamberlik verilecekti diyorlar. Bu kadar üstün tutuyorlar. O kadar seviyorlar ki hocalarım, Kur'an'da da bu eleştiriliyor. Artık ona Allah'ın oğlu demeye başlıyorlar. Yani ölçüsüz bir sevgi var. Hristiyanlar Hazreti İsa için Allah'ın oğlu diyor. Yahudiler de Üzeyir yani Ezra için Allah'ın oğlu diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de bu eleştiriliyor. Ayet veriliyor hocalarım. Geçen sene sorulan soruda. Yani Yahudilerce Allah'ın oğlu olarak kabul edilen kişi kimdir diye bir soru gelmişti. Üzeyir Aleyhisselam'ı bu şekilde bileceğiz. Evet, Üzeyir eşittir Ezra. Dikkat. Yeşu, hocalarım bu isim Yahudiler tarafından peygamber kabul edilmiştir. Harut ve Marut da Süleyman Aleyhisselam'ın döneminde Babil halkına gönderilen iki tane melek. Bunlar, bu iki tane melek onlara sihri öğretmiştir. Yani zararlarını, yararlarını, işte tehlikeli olmaması için yapılacakları vesaire bunları öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hatta hangi sayfada geçiyor? 15. sayfada geçiyor hocalarım. Harut ve Marut diye okuduğunuz zaman görmüş olursunuz. Evet, ilahiyatçı birisi sihir deyince neyi hatırlayacak? Harut ve Marut'u hatırlayacak hocalarım. Cevap burada sorunun D. Lakin biz şu anda kaç tane bilgi öğrendik değil mi? Dostlar soru çözerken de bu şekilde ilerlemeniz lazım. Soru bankalarındaki şıkların birçoğu gereksiz olabilir, uydurma olabilir. Lakin denemelerde genelde daha oturaklı şıklar yazarlar. Diyelim siz bir sorunun cevabının A olduğunu bildiniz. B ne anlama geliyor? C ne anlama geliyor? Onları da yanına kısa kısa yazdığınız zaman yeterli olur. Mesela ne diyeceğiz buraya? Örnek bir soru çözümü. Üzeyir yanına Ezra yazacağız. Şöyle Ez diye yazayım. Harut ve Marut sihir yazacağız. Kısa kısa hemen bize hatırlatsın yeter. İyi bir şekilde biliyor muyuz? Lakin siz Harut'u ve Marut'u okudunuz. Ya kimdi bunlar? Kimdi bunlar? Aklınıza gelmiyor. O zaman bir problem var. Bakmanız lazım. Evet, bir mesaj gelmiş. Okuyalım. Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Habibi hocam, çıkmış soruları bu şekilde çözdüğünüz zaman zaten yaklaşık 5.000 tane soru çözmüş olursunuz. Yani şu anda işte MBSTS, DBT sorularıyla beraber 1200'ü aşkın çıkmış soru elimizde var. Bunların bir kısmı tabii aynı sorular olabiliyor. Benzer sorular. Siz bunların A şıkkı nedir, B şıkkı nedir bunları da araştırdığınızda bildiğinizde yaklaşık bu 3000'e 5000'e falan çıkabiliyor. Mesela bazı kaynak kitaplarında görmediğiniz kavramlar çıkmış sorularda olabiliyor. Onu hemen TDV'ye yazacağız. Örnek veriyorum. Harut ve Marut diyelim ki hiçbir yerde görmediniz. Bilmiyorsunuz. Kaynaklarda da görmediniz. Misal. Hemen Harut ve Marut Google'a bunu yazın. Harut ve Marut TDV yazın. Direkt çıkıyor. Oradaki makaleyi okuduğunuz zaman hocalarım genelde bunları rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Lakin bu hocalarım kolay bir şey değildir. TDV makalesi çok fazla var. Ben kendi kitabımı yazarken, konu anlatım kitabımı, 2,5 yıl boyunca emek verdim. Kodlamadır, şu bu özellikleri vesaire. Çıkmış soruları bu şekilde analiz ettim. Mesela 3 tane şık benim kitabımda var ama D ve E şıkkı diyelim ki yok. Hemen araştırıyorum. TDV yazıyorum. Makaleyi okuyorum. Önemli olan yerleri kitabıma alıyorum. Soru değeri taşıyan yerleri. Dostlar, bakın bir makale diyelim ki 30 satır. Bu 30 satır içerisinde önemli olan kısım, soru değeri taşıyan kısım 2 veya 3 satır olabiliyor. Ama sizler kaynakları böyle adam akıllı taramadan veya adam akıllı bir kaynak almadan işte TDV'ye de bakayım, şu özel kitabı da alayım derseniz çok yorulursunuz. Çok zaman kaybedersiniz.
Yani biz bunlar için az yorulmadık. 250 tane neredeyse makale okuduk ki bunun yanında AÖV kitapları, lisans kitapları, İmam Hatip kitapları bunları da eklediğimiz zaman çok ciddi bir araştırma yaptık. TDV'de olup da çıkmış sorularda olup da benim kitabımda olmayan konu toplasınız hocaların beşi geçmez. Bu kadar söylüyorum. Ve isabetli bir şekilde detayları arındırılmış, direkt size hitap edecek bilgiler. Lakin hocalarım özet kitaplarda bu gibi detaylı yerler olmaz. Özet kitaplar adı üstünde. Özet. Siz konu tekrarı yaptıktan sonra o özet kitaplara bakarak tekrar yapacaksınız. Onların amacı gayesi budur. Bir konu anlatım kitabından bunları okumak lazım. Lakin böyle 1000 sayfalık konu anlatım kitaplarıyla da bu iş olmaz. Çok yorulursunuz. Bir kitap eğer ki 1000 sayfaysa hocalarım, onun yazarı mesela AÖV kitaplarında diyelim ki dinler tarihi diye ders alacak kitabında. Oradan PDF'i kopyala yapıştır. Oradaki 5 satırı öğrencinin anlayabileceği şekilde yeterli minimum seviyeye eğer ki indirmiyorsa o yazar aslında emek vermediğini göstermiş olur. Tabii piyasada hangi yazarlar emek veriyor, hangi yazarlar kopyacı, hangi yazarlar çıkmış soruyu direkt kitabına alıyor, hiçbir şekilde değiştirmiyor, emek vermiyor, emeği az. Bunları hocaların bizler biliyoruz. Lakin çok da isim vermeye gerek yok. Evet, devam edelim. Dostlar, Kur'an bilgisi dersinden bilmemiz gereken bir diğer konu helak olan kavimler. Bunları iyi bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi bu beşi genelde duyduklarımız. Bir de bakayım başka bir, evet, bir tane daha var. Bu helak olan kavimleri hocalarım biz bu dersimizde çözmüş olacağız inşallah. Sorumuz da diyor ki hangisi doğru verilmemiştir? Doğru eşleştirme istiyor bizden. Başlayalım bakalım. Ad kavmi. Peygamberi Lut aleyhisselam. Doğru mu? Değil. Genelde öğrencilerin karıştırdığı isimler. Ya Ad kavminin peygamberi Hud muydu, Lut muydu hatırlayamıyorum. Bunun bir tüyosu var mı? Evet var. Hocalarım bakın At, Hud. İkisi de sonu aynı bitiyor. Gördüğünüz gibi. At, Hud. Bunun bir de kalkaleli yaptığımız zaman var ya direkt hatırımıza gelmiş olacaktır. Kalkale yapalım. Adı, Hud'u. Şunu yapamıyoruz. Lut, adı. Tutmuyor. T harfi kalkale harfi değil. Hocalarım buradaki kısımdan çok rahat bir şekilde hatırlamış olacağız. Yani doğru eşleştirme bu şekilde olacak. Semud kavmi, Salih aleyhisselam. Doğru mu? Evet. Dostlar, Semud kavminin özelliklerinden biraz bahsedelim. Çünkü soru değeri detaylı bir şekilde gelebilir. Semud kavminin bir diğer adı Ashabul Hicr. Çünkü Hicr bölgesinde yaşıyorlardı. Ve bu bölgeye daha sonra Salih peygambere nispetle Medaini Salih adı verilmiştir. Hocaların bu kavim normalde Salih Aleyhisselam'la çok iyi arkadaşlardı. Güzel anlaşıyorlardı. Lakin Salih peygambere peygamberlik verildikten sonra artık ondan uzaklaşmaya başladılar. Onun peygamberliğini yalanlamaya kalkıştılar. Bir mucize istediler. O da kayadan dişi deve çıkması. Salih Aleyhisselam da Allah'ın izniyle bunu gerçekleştirmiş oldu. Bir peygamber mucize gerçekleştiremez hocalarım. O talepte bulunur. Allah isterse olur. Yani mucizenin faili Allah'tır. Peygamber talep edicidir, dua edicidir. Dostlar biliyorsunuz bu deveyi daha sonra kestiler ve dolayısıyla bu kavim helak oldu. Böyle kısa bir bilgi vermiş olalım. Sodom kavmi. Hocalarım Lut aleyhisselam. Sodom kavmi. Hani eşcinsellik sebebiyle helak olan bir kavim vardı ya. Heh. İşte o Sodom kavmi hocalarım. Lut aleyhisselam onlara gönderilmiştir. Kavim uyarılıyor. Lut aleyhisselam çok mücadele ediyor ama yalanlamaya ve isyanlarında devam ediyorlar. Bu yüzden helak olmuşlardır. Şimdi geldik öğrencilerin en çok karıştırdığı ikinci bölüme. Dostlar şimdi sizler bu konuyu dinlememiş veya bilmemiş olsanız şu tabloya baktığınızda mantıklı bir çıkarım şu şekilde yapabilirsiniz. Medyen halkı Şuayb Aleyhisselam, Eyke halkı Şuayb Aleyhisselam. Ya 1 ve 2, 1 ve 3'ü tamam biliyordum ama 4 ve 5 beni biraz şaşırttı.
Acaba bunlardan bir tanesi yanlış olabilir mi? Hepsinin bir tane kavmi var. Şuayb Aleyhisselam'ın iki tane kavmi var. Yani herhalde bunlardan bir tanesi yanlıştır diyebiliyorlar. Hayır hocalarım. Şuayb Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu bu kavim iki tane. İki kavim adı var yani. Medyen halkı ve Eyke halkı. Dostlar bunlar Kur'an-ı Kerim'de Mudaffifin suresinde de eleştiriliyor. Çünkü tartıda ve ölçüde hile yapanlardı bunlar. Çok zenginlerdi ama zenginliklerini tartıda hile yaparak elde etmişlerdi. Aynı zamanda peygamberlerin de yalanladıklarından dolayı arkadaşlar bu kavimler helak olmuşlardır. 8. cüzün 1. sayfası dediğimiz yani hafızlığa göre 160. sayfada geçiyor. Ve ila Medyen'e ahahum Şuayba. Mesela Kur'an-ı Kerim arkadaşlar okuduğunuz zaman bunlara zaten denk gelebiliyorsunuz. Biraz daha böyle dikkatli okuduğunuz zaman hatırınızda da kalabilir. Şuayb Aleyhisselam Eyke ve Medyen halkına gönderilmiştir. Bunların helak olma sebebi de tartıda hile yapmaları. Evet cevabımız dolayısıyla ne oldu hocalarım? Hangisi doğru verilmemişti? 1 ve 3. Gizem hocam, normalde bazı bilgileri kodlamalı yapıyorum da şu an dersimiz biraz daha fazla soru çözelim diye çok fazla kodlama yapmıyorum. Normalde benim kodlamalarım bu Zülkarneyn'e gösterdiğim gibi görselli oluyor çoğunlukla. O yüzden biraz daha hızlı geçelim. Bu kodlamalara aşina olmanız için önce bizden bir müddet ders almanız lazım ki zihniniz alışsın. Çünkü ilk etapta böyle bir beyin zorlanabiliyor. Bir iki ders sonra iyice çözmeye başlıyorsunuz. O yüzden tanıtım dersi çok da zorlamak istemiyorum. Yeterlidir. Kur'an'da adı geçen helak edilmiş bazı kavim ve ashablar vardır. Bu kavimlerden bazıları peygamberlerini inkar ettikleri için, kimisi de inananlara eziyet çektirdiği için cezalandırılmıştır. Bir peygamber döneminde olmadığı halde müminlere eziyet çektirdikleri için cezalandırılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar, şimdi evet doğru cevaplar geliyor. Lakin bu cezalandırılan kısmı aslında burada soruda biraz daha eksik vermişim. Çünkü ayette onların ahirette cezalandırılacağı bildiriliyor. Yani yeryüzünde nasıl bir cezaya çarptırıldıklarını biz bilmiyoruz. Hocalarım orada ufak bir hatamız olmuş. Onu da burada belirtmiş olayım. Dostlar bu sorumuzun cevabı Ashab-ı Uhdud. Ashab-ı Uhdud kimdir? Bunun hakkında TDV'den okuduğum için söylüyorum. Üç tane yorum var. Evet, Seda Hocam doğru. Üç tane yorum var. En ağırı basan ise bu Zünüvas. Kendisi Yahudi ve o dönemde mümin olan Hristiyanlara, arkadaşlar o Hristiyanların biliyorsunuz bozulma süreci daha zaman istiyor. Hemen onlar yoldan çıkmadı. O zamanlarda da Hristiyanlar Müslüman kabul edilmiş oluyordu. Bu Zünüvas Himyiri kralıydı. Kendisi Yahudiydi ve o dönemde Hristiyanlara eziyet çektirdi. Zorlamaya çalışıyor. Yahudi olacaksınız, Yahudi olacaksınız diye. Bunlar da inançlarından vazgeçmediler. Lakin bunlara da eziyet yaptı. Ateşli çukurlar. Çukur. Hocalarım Uhdud demek çukur demektir. Derin çukur. Çukurlar kazdı. Onları oraya attı ve daha sonra ateşe verdi. Bu şekilde müminlere işkence yapmış oldular. Ashab-ı Uhdud eziyet çekenler değildir. Eziyet edenlerdir. Çukur ashabı dediğimiz o çukura düşenler değil. O çukuru kazanlar. Oraya dikkat hocalarım. Ve bu Buruç suresinde geçiyor. Ashab-ı Uhdud'a işaret Buruç suresinde geçiyor. Lakin bunun kim olduğu hakkında tam kesin bir bilgi yok. Ama dediğim gibi ağırlıklı rivayet bu Zünüvas hakkında. Diğer ikisi de Zerdüşler hakkında bir rivayet var. Kesin bir bilgi yok. Üçüncüsü de o güne kadar ateşle işkence görmüş tüm müminleri kapsadığını söyleyen bazı rivayetlerde var. Evet, biz Zünüvas'ı bugüne kadar gördük kaynaklarda. O yüzden ben onu söylediğim gibi bu ikisini de söylemiş olayım. Ashab-ı Hicr kimdi? Semud kavmi. Yani Salih Aleyhisselam'ın kavmiydi. Ashab-ı Sebt. Hocalarım, Sebt ashabı yani cumartesi ashabı.
Bunlar Yahudiler. Yahudilere Allah diyor ki cumartesi günü avlanmak yasak. Emir geliyor. Bunlar balık tutmaya gidiyorlar. Cumartesi yasak ya. Cumartesi böyle balıklar çıkıyor denize yüzeyine, zıplıyorlar falan. Pazar günü gidiyorlar. Hiç balık yok. Yasak ya, bir imtihan olacak ya hocalarım. Şimdi pazar günü gittik, balık tutamadık. Cumartesi ise bir sürü balık var. Ya bu da bize yasak ama neyse, yasağı çiğneyelim diyorlar. Balıkları tutmaya çalışıyorlar. Ve hocalarım, bu Yahudiler içerisinde o emri dinlemeyen, sadece dinlemeyenler, hepsi değil, maymuna dönüşüyor. Sebt ashabı dediğimiz, Kur'an'da bildiriliyor bunlar. O Yahudilerdir, maymuna dönüşmüşlerdir. Evet, bunlarla alakalı kodlamalar vardı hocalarım. Haliyle dediğim gibi biraz daha hızlı geçelim diye onları vermeyeceğim. Ashab-ı Meymene kim? Bunlar helak olan kavim değil. Tam tersi, cennetle müjdelenenler. Vaka suresinde mesela görmüşsünüzdür ilk sayfada. Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene. Kitabı elinden, sağ elinden alanlar. Bunlar cennetle müjdelenenlerdir hocalarım. Onlara işarettir. Bunlar helak olan değil. Tam tersi, cennetle müjdelenenler. Ashabul Eyke. Onu da az önce zaten gördük. Kimdi? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Tartıda hile yapanlar. Diğer adı Ashab-ı Medyen. Evet, devam ediyoruz. Evet, şu kodlamayı da vermiş olalım. Uhdud. Hangi kelimeye benziyor? Hudut. Hudut ne demek? Sınır demek. Hududu aştın falan derler ya, sınırlarını aşıyorsun demek. Dostlar, gördüğünüz gibi Uhdud çukur demekti. Şurada derin çukurlar var. Yani bir hendek var adeta. Burada bir savaş olduğunu falan oradan görsel bulabildim. Çukurlara da ateş koydum. Ne diyoruz cümle olarak? İnananları ateşe atanlar hududu, yani sınırı aştılar. Ateş, uhdud, hudut. Buradan dostlar bağlantıyı kurabiliriz. Geldik dinler tarihinden Hint dinlerinin. Hint dinlerinin bazı özelliklerine. Hocalarım bakın, bu soruyu mutlaka ekran resmi alın. Çünkü Hint dinleri hakkında çok genel, kapsayıcı bir sorudur. Yani bu soruyu yaptığınız zaman veya çözdüğünüz zaman size Hint dinleri hakkında çok genel, iyi bilgiler katmış olacaktır. Evet, hangi bilgi yanlıştır diyor. Paragrafı okuyalım. Cainizm, Budizm ve Siizm gibi dinler Hinduizm'e ait birçok unsuru bünyesinde taşır. Hatta bundan dolayı bazen ayrı dinler değil de yaşayan Hindu mezhepleri biçiminde değerlendirilir. Ortak özellikleri olsa da her dinin öne çıkan bazı nitelikleri, özellikleri vardır. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Siizm, tek tanrı inancı bulunan Hint dinidir. Dostlar, Hint dinleri içerisinde Hinduizm çok tanrılı, politeist. Budizm ve Jainizm tanrısız. Adeta ateist diyebiliriz. Tanrı inancı yok. Mesela Budizm'de Buda heykelleri tanrı inancının yerini almış. Jainizm'de de aynı şekilde tanrı inancı yok. Ama Jainistler diyor ki bizim tanrılarımız kurtuluşa ermiş olan insanlardır. Bu yüzden insanlar da evreni falan yaratamaz. Yani Jainizm ve Budizm şunu diyor hocalarım, Tanrı evreni yaratmamıştır. Tanrı evrene müdahale edemez. Siizm biliyorsunuz bunlardan çok daha sonra ortaya çıkıyor. 15. 16. yüzyılda falan ortaya çıkıyor. Onlar da İslam'dan etkileniyorlar. İslam'ın tek tanrı inancını alıyorlar. Siizm'de tek tanrı inancı vardır. Ve bu anlamda Hint dinleri arasında en çok açık ara fark atan bir özelliktir. Onların tanrısının adı Nam. Siizm hangi kelimeyi hatırlatıyor? Sihir kelimesi. Tanrısının adı neydi? Nam'dı. Sihirli adam, Tanrı namını duyursun diyoruz. Gelelim B şıkkına. Cainizm'de öldürmeme ve katı züht hayatı öne çıkmaktadır. Dostlar, şimdi öldürmeme kelimesi ahimsa. Budizm'de de var. Cainizm'de de, Budizm'de de ahimsa kavramı vardır. Lakin
Jainizm'deki bu ahimsa yani öldürmeme çok daha önemli. Çok daha öne çıkan bir durum. Hani et falan yemiyorlar mesela. Budistler et yemeye izin veriyor. Tamam, katletmeyeceksin, öldürmeyeceksin ama et yiyebilirsin diyor. Yani hayvanları gıdalanmak için öldürebilirsin. Ama Jainistler et bile yemiyor. Buna bile izin vermiyor. Şimdi katı züht hayatına bir örnek vermiş olalım. Bunların din adamları hani öldürmemeye önem veriyorlar ya. Ellerinde böyle süpürgeyle dolaşıyorlar. Yolları süpürüyorlar. Oradaki ufak böceklere, hayvanlara zarar vermeyelim. O canlıları öldürmeyelim diye süpürüyorlar. Öyle yürümeye devam ediyorlar. Buradan ne anlıyoruz? Katı bir anlayış var. Katı bir ahlak. Katı bir züht hayatı. Dostlar, Cainizm hakkında bu cümleyi mutlaka yazın. Çünkü sizin birçok soruyu yorumlamanızı sağlayacaktır. Cainizm'de ahimsa çok önemli. Budizm'de de var. Ama Cainistler de çok daha önemli. Ve katı züht hayatı Cainistler'de öne çıkar. Budizm ve Siizm kast sistemine karşı çıkar. Şimdi bunu birazdan söyleyeceğim. D şıkkını okuyalım. Karma, kast, tenasuh ve samsara doktrinleri tüm Hint dinlerinin ortak özelliğidir. Şimdi E şıkkına bakalım bir de. Hinduizmi diğer Hint dinlerinden ayıran özelliklerinden birisi de kast sistemidir. Kast sistemi neydi? Hocalarım, sınıflandırma, toplum sınıflaması. Din adamları, Brahminler en üstte, hemen altında kşatriyalar, yani prensler, komutanlar, savaşçılar, onun altında vaişyalar var, çiftçiler ve tüccarlar, onun altında dördüncü maddede sudralar var. Bunlar köleler ve hizmetliler. Beşincisi ise bu grubun dışında paryalar. Bunlara dokunulmazlar diyorlar. Bu dokunulmazlık bizim milletvekilleri gibi değil. Kimse dokunmuyor falan ama nasıl dokunmuyorlar? İğrendikleri için. Aman dokunmayın ona, o gelmesin buraya. O varsa biz yokuz. Bir ayrımcılık, üstten görme, ezik görme. Bunlar var hocalarım. Paryalar, adeta böyle paryalar, çıkartınca orada parya, para, parasızlar. Parasızlara dokunmayın diyebiliriz. Brahminler, rahmin kısmı, bakayım buraya koymuş muyum, koymamışım görseli. Brahmin, rah kısmı rahip kelimesini hatırlatıyor. Din adamı, oradan kopya verebiliriz. Diğerlerine geçiyorum. Dostlar, bu kast sistemi yalnızca Hinduizm'de vardır. Diğer üç tane Hint dini, yani Budizm, Jainizm, Siizm, kast sistemine karşı çıkmışlardır, eleştirmişlerdir. Dolayısıyla şimdi C şıkkında ne diyor? Budizm ve Siizm kast sistemine karşı çıkar. Ama sadece ikisi değil. Jainizm'de de var. Yani bilgi yanlış değil, eksik. Burada Jainizm'de de olabilir. Şimdi A şıkkı değil, B şıkkı değil, C şıkkı değil, E şıkkı değil. Geriye kaldı D şıkkı. Kast sistemi sadece Hinduizm'de var. Bu sebepten dolayı şu kısım cümleyi yanlış yapıyor. Lakin diğerleri doğru. Karma, tenasuh ve samsara doktrinleri tüm Hint dinlerinde vardır. Şimdi bu kavramları kısaca açıklayalım. Yani şu çözmüş olduğumuz soru dostlar size yaklaşık çıkmış sorulardan 10 tane çıkmış soruyu çok rahat yaptırır. Karma ne demek? Samsara ne demek? Önce bir samsaradan başlayalım. Dostlar, tenasuh ve samsara aynı şey. Tenasuh ve samsara aynı şey. Ne demek? Kendimden örnek vermiş olayım. Hatırınızda biraz daha iyi kalsın. Benim öldükten sonra tekrar doğmam. Buna inanıyorlar. Furkan Hoca evet öldü. Ama merak etmeyin yeniden doğacak o. Yeniden doğacak da nasıl doğacak? Tekrar bu kılık kıyafette, bu görüntüde doğmayacak. Eğer ki önceki yaşamında iyiyse daha iyi bir konumda doğacak. Daha iyi bir konum nedir? Mesela hocalarım bunların köleler ve hizmetliler demiş olduğu sudralar kavramı vardı ya kast sisteminde. Diyelim ki ben sudralar bölümündeydim ama iyi bir şekilde yaşadım. İyi bir insandım. Kurallarına uydum dinimin. Onlar diyor ki evet iyisen o zaman belki de bir sonraki yaşamında din adamı olabilirsin. Brahmin yani en üst seviyede olabilirsin diyor. Yani önceki yaşamında iyisen gelince iyi bir konumda olacaksın. Kötüysen daha da kötü bir konumda olabileceksin. İşte bunu belirleyen sisteme karma diyoruz.
Öldükten sonra yeniden doğma, samsara. Peki yeniden doğacağım da nereye doğacağım? Nasıl doğacağım? Hangi sınıfta doğacağım? İyi mi olacağım, kötü mü olacağım? Bunu belirleyen sisteme de karma sistemi deniyor. Yani karma, ne ekersen onu biçersin. Bu şekilde formülize edilen bir sistemdir. Hocalarım, bu iki kavramı iyi bir şekilde benimseyelim. Çünkü bütün Hint dinlerinde var. O yüzden bunu bilmezseniz kafa karışıklığı yapabilir. Samsara kelimesini kodlayalım. Samsara. Sara kısmını sarar kelimesinden yola çıkarak bağdaştıralım. Öl ve doğ. Öl ve doğ. Bu döngü başa sarar durmaz. Yani devamlı sen bunu yaşayacaksın. Bu döngü başa saracak ve durmayacak. Peki bu samsara çarkından kurtulmaya ne diyorlardı? Bir kişi ölüm ve doğum, ölüm ve doğum bu samsara çarkından kurtuluyorsa o zaman nirvana'ya ulaşmış demektir diyorlar. Dostlar bakın bazı kavramları eğer ki ilk defa duyuyorsanız, genel tekrar gibi olmaz sizin için. İlk defa duyuyorsanız beyninizi yakar. Ama tekrar gibi duyuyorsanız benim öğretmiş olduğum her cümle sizin için iyi bir konuma gelmiş olur. Hinduizm'de dostlar bu kurtuluş kavramı moksha ve mukti. Budizm'de ise nirvana ve nibbana'dır. Yani dört tane kurtuluş kavramı var. İkisi için toplamında. Hinduizm'de moksha ve mukti, Budizm'de nirvana ve nibbana. Şimdi bunları kısa bir tekrar yapalım. Furkan Hoca öldü. Yeniden doğdu samsara çarkı. Doğduktan sonra önceki yaşamında köleydi. Bir sonraki yaşamında din adamı oldu. En üst seviyeye çıktı. İşte bunu belirleyen sistem karma sistemi. Peki bu sistem içerisinde hangi sınıftasın? O sınıfa da Hinduizm'de kast sistemi diyorlar. İşte din adamları, işte komutanlar, köleler vesaire. Samsara çarkından Furkan Hoca diyelim din adamı olarak devam etti ya ikinci yaşamında. Bir sonraki yaşamında ise samsara çarkından kurtuldu. Yani bir daha dünyaya geri gelmesine gerek yok. Artık kurtuldu. O mükemmel bir insandı. Kendimi de arada övüyorum böyle. İşte buna da hocalarım kurtuluş kavramlarından birisini söylememiz lazım. Eğer ki Furkan Hoca Hindu ise Moksha ve Mukti, Budist ise Nirvana ve Nibbana, Jainist ise Loka Kasha diyoruz. Bitmiyor bunların kavramları hocalarım gördüğünüz gibi. Evet Loka Kasha da Jainistlerde var. Evet dostlar. Bu soru bayağı bir tekrar yapmamızı sağladı. Şimdi gelelim Kur'an bilgisi dersinde aynı zamanda bu tecvidi de ilgilendirmiş oluyor. Okuyuş şekilleri hakkında bir soru. DBT sınavı sonrası mülakata hak kazanan adaylar komisyon karşısına geçmiş. Yani sınavı geçiyor, mülakata hak kazanıyor ve gidiyor. Furkan Hoca'dan yine örnek verelim. DBT sınavına girdim, yüksek bir puan aldım. Furkan Hoca'm mülakata gel dediler. Komisyon var karşımda 3 tane. Evet Furkan Hocam aç bakalım bir sayfa. Açtım. Furkan Hocam ne diyorlarmış bakalım anlamına. İlk önce caiz olan en yavaş okuma seyrini takip et. Normalde bunu direkt kavramla söylüyorlar. Ben burada anlamını sordum. En yavaş, en caiz olan okuma seyrini takip et. Yani elifleri 4 elif miktarı çek. Metni muttasılları, muntasılları, lazımları. İyi uzat. Yavaş oku. Bunu bir kavram ile söylüyorlar. Ardından ben 5 satırını bitirmişim. Sonra da caiz olan, bakın caiz olan en hızlı okuma seyrini takip et diyorlar. Bunlar hangi kavram? Evet çok güzel yazmışsınız. Dostlar en yavaş okuma caiz olanlardan tahkik, en hızlı caiz olan okuma şekli de hadır. Mesela hadırda metni munfasıllar bir elif miktarı çekilir. Metni tabii gibi. Metni muttasıllar ise İki elif miktarı en hızlı okuyuşta bile iki elif miktarı çekilir. Şimdi diğer kavramlara bakalım. Tertil ve tahkik aynı şey mi? Dostlar tahkik harfin hakkını vere vere okumak. Mesela Ashabul Hicr. Orada sat harfini, ha harfini ben şu an çıkartabiliyorum. Ashabul Hicr gibi. Dostlar bu gibi harflerin hakkını vere vere talimli okuyuşa tahkik okuyuş denmiş oluyor. Tertil ise siz Kur'an-ı Kerim'i okurken
anlaya anlaya okuyabiliyorsanız, yavaş okuyorsunuz ve anlaya anlaya okuyabiliyorsanız, o zaman buna da tertil usulü denmiş oluyor. Misal, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetini okurken anlamını düşünerek, onlar yalnızca Allah'a kulluk eder, Allah'tan yardım dilerler. Bunu düşünüp okumaya devam ediyorsanız, o zaman tertil üzere okuyorsunuz demektir. Peki hocam, ikisi farklı şeyler, niye aynı şey olabilir? Niye aynı şey biliyor musunuz? Çünkü iki okuyuşta da hocalarım, metleri 4 elif miktarı çekmeniz lazım. Bu sebepten dolayı aynı şeydir. Peki tahlit ne demek? Tahlit de en hızlı okuma şekli. Yani hezremenin eş anlamlısı. Nasıl olabilir? Elhamdülillahirrahmanirrahim. Anlaşılmıyor. Kelimeler yutuldu. Tecvidler yok. Buna da caiz olmayan okuma seyri, yani hezreme diyoruz. Diğer adı tahlit. Hocalarım, tedbir de orta okuyuş. Onu söylemeyi unuttum. Yani metleri 2 veya 3 elif miktarı çekmek. Geldik son sorumuza. Dostlar, bu da inanç esaslarından, yani kelamdan, aynı zamanda din felsefesi bölümüne de hitap etmiş oluyor. Bu parçada aşağıdaki delillerden hangisine değinilmemiştir? Bakalım. İslam alimleri, insan yaratılış itibarıyla Allah inancına sahiptir. Yani doğduğu gibi bu inanç onun fıtratında vardır. Direkt bize A şıkkını elettiriyor. Yani şu cümle fıtrat deliline işaret. Alem ve içindeki varlıklar sonradan yaratılmıştır. Dostlar, eğer ki bir ayette, bir cümlede sonradan kelimesi geçiyorsa, önceden yoktu, önceden bir hiçtiniz gibi ifadeler geçiyorsa, önceden ve sonradan, orada hudus deliline bir işaret görmüş oluyoruz. Onu da eledik. Mümkün bir varlık olan alem, var olmak için bir sebebe muhtaçtır. Mümkün, imkan. Zaten kökü aynı olduğundan bize de, evet, Habibi Hocam da aynı şeyi yazmış. Bize direkt imkan deliğini sunmuş oluyor. Tabiat hayrette bırakan bir ahenk, yani bir düzen ve şaşmaz bir düzen içinde varlığını sürdürmektedir. Yani tabiatta bir kaos yok. Düzen var, sistem var, ölçü var. Dolayısıyla hocalarım, burada nizamı bize hatırlatmış oluyor. Nizam deliline örnek. Gaye ve nizam gibi kabullerden hareketle ispatı vacip. İspatı vacip ne demek? Allah'ın varlığının delilleri demek. Delilleri ortaya koymuşlardır. Hangisi yok? Temanü delili yok. Temanü ne demekti? Temanü men etme demektir. İki tanrı inancının olmayacağını, birinin diğerini men edeceğini bildiriyor. Hocalarım, şimdi şöyle düşünün. Askerde şimdi 30 tane asker var. Bunun başında da 2 tane komutan var. İkisi de aynı anda askerleri eğitecek. Biri otur diyor, birisi kalk diyor. Bu askerler ne yapar? Şaşırır. Düzen olmaz, değil mi? Yani teklik düzene işarettir. Düzen varsa o zaman tek bir yaratıcı vardır. İki tane olsaydı birisi ben şu anda gündüz yapacağım, ötekisi ay ben gece yapacağım derdi. İnsanlar bu sefer yaşayamazdı. Sıkıntı olurdu. Şu an böyle bir sistem devam edebiliyorsa demek ki tek tanrı inancı vardır. Biz de ona Allah diyoruz. Temanü delili de Burhanü temanü, iki tanrı inancının olmayacağını işaret eden ayetlere bildirmiş oluyor. Ayette de zaten ne geçiyor? İki tanrı olsaydı yeryüzünde bir kargaşa olurdu, kaos olurdu, bunu bildirmiş oluyor. Evet dostlar, bakmayın az soru çözdük gibi. Lakin şıkları da analiz ettiğimizden dolayı hocalarım, bize bayağı bir bilgi katmış oldu. En azından tekrar yapmış olduk. Rabbim sınavda da en iyi bildiğiniz yerden denk getirsin inşallah. Evet, bir sorunuz yoksa hocalarım, dersimiz bitti. Sizden de Allah razı olsun hocalarım. Rica ederim. Tekrar kampımız Tekuzem'in Ağustos ayında olacak hocalarım. Yani sınavınıza bir iki hafta kala tekrar yapmış olacağız. Bunları dinlediğiniz zaman o kalıcı hafıza hocalarım, mesela şimdi dinlediniz, 3 ay sonra da aklınızda kalıyorsa kalıcı hafızadadır. Ama geçici hafıza, o son bakışlarınız var ya, hafızada taze kalmış oluyor. Bu sebepten sınava yakın bir tekrar yapılmış olacak. Ben de bu kampta Kur'an, tecvid, dinler tarihi, inanç esasları, kelam, mezhepler tarihi derslerini inşallah vermiş olacağım. Hızlı bir tekrar yapmış olacağız. Çıkabilecek yerlere inşallah değmiş olacağız.
Evet, dostlar bu şekilde gerekli detayları, bilgileri Tekuzem'den de alabilirsiniz. Bu dersimiz Tekuzem'in sayfasına da atılacaktır. Kendi sayfama da atarım. Furkan Palabıyık YouTube sayfasında da hocalarım bazı vermiş olduğum dersler var. Kur'an bilgisi ve tecvidi orada mesela anlattım, koydum YouTube'a tanıtım amaçlı. Onları da izleyebilirsiniz. Tecvitte özellikle probleminiz varsa o derslerle çok rahat çözersiniz Allah'ın izniyle. Evet dostlar, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamun aleyküm.